İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yine Düşünce Ufku programında bir pazar akşamı birlikteyiz. Malumunuz ülkemiz bir afetle şu anda boğuşuyor. Ve 44 bini aşan bir vefat sayımız var, kaybımız var. Çok büyük bir ekonomik de yara almış durumdayız. Giderek derinleştiğini de görüyoruz bu yaraların. Sanırım bugünlerde toplumumuz ciddi bir sorgulama içerisinde. Hemen hemen her şeyi sorguluyor. İşte gündemde halihazırda bir Kızılay çadırları meselesi var. Gördüğümüz kadarıyla. Bir yandan tribünlerdeki protestolar yükselmeye başladı. Fena halde bir gerilim üzerindeyiz. Belki de bir fay hattını, sosyal bir fay hattını şu anda izliyor durumdayız. Düşünce Ufku'nun daimi konuğu olan Etyen Mahçupyan son günlerde iki tane yazı kaleme aldı. İlk yazısı iktidar palavrayı niye seviyor başlığındaydı. Ardından da palavra bağımlısı, palavracıdan gocunmazmış diye bir başlıkla Türk siyasetindeki palavra meselesini oldukça derinliğine bir okuma yaptı. Bugün biz bu yazılardan yola çıkarak birazcık Türk siyasetinin serencamı üzerine, bu vaatleri üzerine bir konuşma yapacağız ama ben şöyle yayına girmeden önce biraz baktığımda 91'leri, 90'lı yıllara daha doğrusu. Mesela Süleyman Demirel'in kim ne veriyorsa ben 5 lira fazlasını veriyorum cümlesi. Tansu Çiller'in iki anahtar vaadi ki bunların çoğusu gerçekleşmedi maalesef. Son dönemde ise iktidarın aslında pek çok vaadi ya da palavrası diyebiliriz olduğunu görüyoruz ve gerçekleşmeyen bir tarafının olduğunu görüyoruz. Şimdi tabii sözü Etyen Bey'e vermeden önce Tolga Avşar sen istersen bir katkıda bulun. Ben biliyorum sıkı sorularım var yine bugün akşam Etyen Bey'e. Ne dersin Tolga? Şimdi tabii programın selameti için ilk soruyu ben sormayayım diyordum ama gene bana attın. Artık Etyen Bey ne kadar kurtarır programı bilmem. Şimdi Etyen Bey aslında şöyle başlayalım. Yani siz çünkü buna değiniyorsunuz. Ya biz tabii ya bir toplum palavrayı niye sever? Yani palavradan niye hoşlanır? Neticede hani mübalağa, mecaz vesaire birçok anlama da gelebiliyor. Ama yani karşılık varsa tabii palavranın bir anlamı var. Yoksa kendi kendinize söyleyip geçmenizin bir şeyi yok. Bir anlamı ifade etmiyor. Hatta belki de palavra sıkan argo tabirle kişiyi de motive etmesi lazım. Yani karşı tarafta bir alıcısı varsa ve hakikaten o sohbetten, o etkileşimden keyif alıyorsa ve sürdürülmesine dair bir mesaj da veriyorsa, karşılık veriyorsa palavracılar için bu coştukça coştukları, arka arkaya palavraları sıraladıkları bir motivasyon aracına dönüşüyor. Buradan başlayalım. Yani biz palavrayı belli ki seviyoruz anladığım kadarıyla. Bir de Baha'nın söylediği bir şey var. Oraya da belki değinmek gerekir. Madem Türk siyaseti ve palavra üzerine konuşacağız. Yani verdiği iki örnekte gördüğüm kadarıyla sağ siyasetten geliyor. Yani sanki sağ siyaset biraz daha palavrayı satın almış, tek eline geçirmiş gibi. Hakikaten biraz böyle yoklayınca yani palavra tırnağı içinde sol siyasette pek bir şey görmüyorum. Yani orada başka şeyleri de konuşabiliriz ama palavra ekseninde sanki biraz sağ siyaset de daha iş gören bir şey gibi, argüman gibi gözüküyor. Bu sadece iktidara has bir durum da Değil değil. değil. Muhalefette de Değil. var Öyle bu sağ. falan meselesi. Ama sağ siyasette sanki daha fazla gibi geliyor bana. Benim kanaatim. Evet. Ya bu gözlem olarak baktığımızda evet bunu görüyoruz yani apaçık şekilde. Bence sağ siyaset bir kere hani
dilin kemiği yok şeyine, düsturuna daha uygun davranıyor. Daha rahat konuşuyor. Ve demek ki onun seçmeniyle ilgili de böyle bir beklentisi var ve haklı da çıkıyor muhtemelen ki hani bunu devam ettiriyorlar. Ama bu sağ siyaset olayına daha sonra gelelim diye düşünüyorum. Bir daha genel olarak baktığım zaman niçin hani bu palavralar çok böyle revaçta ve sonradan da hani cezalandırılmıyor. Mesela şu andaki hükümet 2023 hedefleri diye bir şey koymuştu. 2023'e geldik. Şimdi o hedeflerin hiçbirisi olmadı. Kimse sormuyor. Hani nerede bu hedefler? Ne oldu? Kendi seçmeni de sormuyor. Ya o zaman şunu anlıyoruz ki kendi seçmenin aslında böyle beklentisi yokmuş yani. O aslında bunları duymaktan hoşlanmış ya da hoşlanmamış, bilemiyorum. Şimdi oraya doğru ben gelmek istiyorum. Ben bu palavranın, yani palavra dediğim zaman şunu kastediyorum. Söylendiğinde apaçık şekilde gerçeğe uymadığı belli olan ama buna rağmen gerçek olmadığını söylenmediği, konuşulmadığı, öyle zamana bırakıldığı sözler. Şimdi böyle bir şey niye var diye baktığımda ben iki sebep görüyorum. Bir tanesi, büyük meselelerde bu ülke vatandaşına hep palavra anlatılmış olması ve bizim özellikle geçmişle ilgili kanaatlerimizin bir miktar böyle perde arkasında kalan bir gerçeklikle ilgili olması. Yani aslında biz geçmişe baktığımız zaman hakikaten ne yaşandığı öğrenmek istemiyoruz toplum olarak. Bize bir perde sunulsun, bir böyle bir şeffaf perde. Hani biraz arkasını gösteriyor ama biraz epeyce de kapatıyor. İşte bu şeffaf perde bir tür palavra aslında. Biz onu biliyoruz palavra olduğunu ama bize iyi geliyor. Çünkü o geçmişle uğraşmak, onu deşmek bir cesaret işi, bir bilgi işi ve de bunu öğrendikten sonra ne yapacaksın? Yani bunu siyasete dökemezsen, bunun üzerine gidemezsen daha da büyük problemlerin var. Mesela şu anda bu Ertuğrul vesaire gibi diziler var. Şimdi bu dizilerin palavra olduğu çok belli. Değil mi? Yani bu çok az bir tarih nosyonu olan insanlar bile o dizilerin anlattığı şeyin gerçek olmadığının farkında herhalde. Ama ona rağmen bu diziler izleniyor, bir duygu veriyor bize ve o duygudan hoşlanıyoruz biz. Bu duygu hani bir kendini iyi hissetme hali, bir böyle gerçekliğin üstünden geçme hali aslında. Bir şekilde gerçeği yenme hali belki de, öyle demek lazım. Yani gerçeklik var, başa çıkamıyoruz, onunla uğraşmak istemiyoruz. Ama o gerçekliğin üzerine çıkan, onu bir böyle örtü gibi örten bir başka söylem varsa eğer ortalıkta, bizim lehimize olan bir söylem, bunu tercih ediyoruz. Şimdi bu tür bir toplumsak eğer, böyle bir hani kendi kimliğimizi palavrayla inşa etmiş olan bir toplumsak, o zaman bugüne ve yarına ilişkin palavralara da daha yumuşak bakıyoruz. Yani onları da deşmemek taraflısı oluyoruz. Bir söyleyeceğim şey bu. Bir tane böyle bir şey olduğunu düşünüyorum ben, bir faktör. İkinci bir faktör ise bence şu. Şimdi gerçekçi olarak baktığımız zaman bir sürü palavra duyuyoruz. Ve eğer o palavraya karşı çıkılmıyorsa bu bize bir şey söylüyor. Yani mesela faiz nedendir, enflasyon neticedir diyorsa birisi ve ekonomiyle uğraşan insanlar, bilim insanları bunun palavra olduğunu söylüyorlarsa ama bunun gerçekte bir kamusal tartışmaya dönmüyor olduğunu görüyorsak bunun yanında, o zaman şu soruyu soruyoruz bence, bilerek ya da bilmeyerek. Kim palavra sıkar ve başına bir şey gelmez? Ve benim cevabım şu: kral. Bir tek kral palavra sıktığında gerçekten onun başına hiçbir şey gelmez. Bir de soytarılar. Efendim? Bir de soytarılar. Yani soytarılar evet. Bir şey söyleyebiliyor kralın evet. Karşısında. Ama kral sayesinde. Tabii. Yani evet. Ya bir kral varsa o zaman soytarı da dokunulmazlık kazanıyor. Ama kral oradan giderse soytarının bir günlük ömrü kalmaz yani. Dolayısıyla
Ben toplumun böyle refleksif olarak bu soruyu sormasa bile bu hissi aldığını düşünüyorum. Eğer birisi rahat rahat palavra sıkıyorsa ve o sorgulanmıyorsa, başına bir şey gelmiyorsa, sınanmıyorsa onda bir güç var demektir. Ve bu güç karşılığı olan bir şeydir. Yani güç varsa yapar eder, güç varsa dağıtır, güç varsa yeniden dağıtır, güç varsa inşa eder. Dolayısıyla gücün olduğu yeri keşfetmemi sağlıyor aslında palavra. Ne kadar gerçekçi konuşan birisi varsa o aslında teknokrattır, siyasi değildir. Çok daha dar bir alanda çalışıyordur ve korkaktır büyük bir ihtimalle de. Niye korkaktır? Çünkü şunu yaparsam ters tepebilir mi? Burada hesabı doğru yaptım mı? Bunun maliyeti acaba aşar mı beni? Buna benzer akılcı sorular sormak zorunda. Ama palavracı böyle sorular sormaz. 1923'te en büyük 10 ülkeden biri olacağız der. İşte 2023'te 2071'de şu noktaya geleceğiz. İşte 2123'te de şöyle olacağız falan. Bir sürü şey söyleyebilir. Ya yani bunların sinemasının olmadığını herkes bilir ama bunları söyleyebiliyor olmak, söylüyor olmanın getirdiği sanki bir cazibe var gibi düşünüyorum. Ve bu da sağ seçmende daha rezonans bulan bir cazibe. Yani sol seçmen ne de olsa bir tür batılı, daraltılmış bir bilimsel ya da bilgi setinin içinden geliyor. O bilgi setinin içinden dışına çok çıktığın zaman rahatsız oluyor. Okulda öğretilmiş bir şeyler yani buna. Onun içinde kalsın istiyor. Ama sağ seçmen olmayan şeyi gerçek varsaymaya daha müsait ve eğer gidersek o noktaya mesela bu inançla da bağlantılı bence. Ne kadar çok inancınız varsa ki aslında burada sol seçmenin de bir bölümü çok inançlı ideolojik anlamda mesela bilimsel sosyalizm dediğiniz şey bir inanç yani. Bilimsel bilimsel değil. Bu tür uç noktaya giden bir solculukla bence sağcılık çok birbirine benziyor ama sağ tarafta çok yaygın olan daha dünyevi inançlar var aslında. Yani biz din diyoruz ama ona dinin çok ufak bir kısmı aslında uhrevi. Din dediğimiz pratiğin çok büyük bir kısmı çok daha kültürel, dünyevi bir şey. Ve bu dünyevi bir şeyin de en önemli eşiklerinden birisi, dayanaklarından birisi diyelim. Gerçek olmayan bir şeye gerçeklik atfetmeye olan doğal eğilim. Çünkü zaten inanç böyle bir şey. Bir şeye inanıyorsanız, proletarya diktatörüne inanmak gibi ya da cennetin cehennemin varlığına inanmak gibi, ya bunlar kanıtlanamaz şeyler ama inanıyorsanız, o zaman kanıtlanmamış doğruluğunun sınanmasına muhtaç olmayan şeyleri de ben bilgi gibi gündelik hayatımda tüketebilirim demiş oluyorsunuz. Şimdi buradan giderek işte dindarlar daha palavraya açık dememiz çok mümkün değil. Yani ille de birebir şekilde diyemeyiz. Ama daha az yadırgamaya yönelik bir kültürel zeminde yaşıyorlar. Genel olarak. Ama tek tek baktığımız zaman tabii her türlü dindar var, her türlü sağdan gelen insan var, her türlü soldan gelen insan var. Yani o tür bir mukayese yapamayız. Ama kültürel olarak, genel olarak baktığımız zaman bence böyle bir şey söylenebilir ve sağcı siyasetçilerin de rahatlığının belki biraz kendi kültürel arka planlarından ötürü olduğunu düşünüyorum. Yani sağcı siyasetçinin de düşünüp ya bizim seçmen aslında palavrayı sever dediğini sanmıyorum ben. O seçmen de zaten kendisi belirli bir kültürel arka plandan geliyor. Daha doğal olarak kendisini daha büyük cümlelere doğru götürebiliyor. Daha sınanmayacak cümleleri daha rahat söylüyor sanki. Etyen Bey, şimdi ben bir ek yapayım size. Türk siyasetinin en rasyonel liderlerinden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani baktığımız zaman, rasyonel bir şekilde baktığımız zaman
Mesela işte Demirel örneği var. O da bir mühendis kafasına sahipti. Ve paradigmaları belliydi yani. Nasıl meseleyi okuduğu. Erdoğan gibi rasyonel bir liderin bazı konulardaki tutumuyla ilgili aslında siz yazınızda şöyle bir ifadeniz var. Bunu biraz açmanızı isteyeceğim. Diyorsunuz ki Erdoğan'ın dünyasında doğru ve yanlışlar gerçeklikten neşet etmiyor. Aksine kendi zihnindeki doğru ve yanlışlar bir gerçeklik oluşturuyor. Zihninde oluşan gerçekliğin dışımızdaki hakiki gerçeklikle sınanması da sorun yaratmıyor. Çünkü her halükarda zihnindeki gerçeklik doğrulanmış farz ediliyor. Ne demek istiyorsunuz? Biraz açar mısınız? Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi gerçekliği içerisinde yaşayan bir lider mi? Öyle mi anlamalıyız? Ya aslında burada bunun açıklaması tamamen zihniyet terimleriyle olabilecek olan bir şey. Çünkü burada Erdoğan için söylediğim şeyi mesela Türkiye'de bir sürü şirket patronu için de söyleyebilirim. Hani şimdi öyle bir daha... Mesela böyle bir yolu Steve Jobs için de yapılırdı Etiyen Bey. Yani kendi gerçekliğinde yaşayan birisi olarak Steve Jobs tanımlanan bir şey var. Onun hayatını okumuştum da orada mesela çevresindekilerle yapılan röportajlarda kendi gerçekliğinde yaşayan bir adam olduğu söylenir. Şimdi kendi eğer ataerkil zihniyette iseniz yani adaptasyonunuzun sonucunda ataerkil zihniyetin kullanımının verimli olduğunu, karşılık bulduğunu, sizin sorunlarınızı çözdüğünü, size hayatta daha iyi imkanlar sağladığını vesaire görmüşseniz ki bizim tür toplum bunu böyle bir toplum. O zaman kendi başarınızı, hayatın size sunduğu başarıyı daha doğrusu bizzat kendi fıtratınızın başarısı olarak algılamaya daha meyyal olabiliyorsunuz. Şimdi mesela ben şirketlerle çalıştığım için epeyce bir 10 yıl kadar Türkiye'de çok sayıda böyle ataerkil şirket ve ataerkil patron var. En ilginç belirtilerden birisi şudur. Patronların laflarını insanlar duvarlara yazarlar. Hani böyle bir çerçevenin içinde patron adı neyse onun altında imzası var. Üzerinde de şöyle diyor mesela diyelim ki dürüstlük ve çalışkanlık başarının temelidir diyor. Altında da patronun imzası. Şimdi dürüstlük ve çalışkanlık başarının temelidir demesi için patron olmaya da gerek yok. Yani çok fazla akıllı olmaya da gerek yok. Yani herhangi bir vasat insanın söyleyebileceği bir şey ve milyonlarca kez söylenmiş olan bir şey. Ama o zaman soralım. Peki o zaman bu patron niye kendi bu söylediği lafın orada olmasına izin veriyor? Ya da belki bundan bir gizli gurur ya da açık bir gurur duyuyor. Ve o çalışanlar niye bunu asma ihtiyacı hissediyorlar? Çünkü patrona bir iltifat olduğunu düşünüyorlar bunu. Yani onu asanlar şunu söylüyor. Bu patron başka kimsenin söyleyemediği bir hikmete sahip. Yakalayamadığı bir hikmete sahip ve bunu bize aktarabiliyor. Ve patronlarla da konuştuğunuz zaman ataerkil patronlar genellikle kendi yaptıklarını tamamen kendi zihinlerinin, kendi yaratıcılıklarının, kendi buluşlarının, başka kimsenin aklına gelmeyecek olan kendi kurnazlıklarını vesaire sonucu olarak anlatıyorlar. Kendisiyle ilgili hikayesi tamamen kendisinden neşet ediyor. İngilizce'de bir laf vardır, kendisiyle dolu diye. Çok yakın bir şey yani bu anlattığım şey. Şimdi böyle olduğu zaman, böyle baktığınız zaman kendi deneyiminizi gerçekliğin temeline oturtuyorsunuz. Benim bir deneyimim var. O deneyim bana gerçeğin ne olduğunu söylüyor. Başkasının deneyimini sormaya ihtiyacınız yok. Başkasının fikrini sormaya ihtiyacınız yok. Bu konuda 1000 tane kitap yazılmış. Onlara bakmaya ihtiyacınız yok. O 1000 tane kitap bambaşka şey söyleyebilir. Ben de böyle düşünüyorum diyorsunuz. Şimdi Erdoğan'a dönelim. Ben yaşadım diyor bunu. Ben faizi indirdim, enflasyonda indirdim. Ya sanırım bir bağlantı sorunu yaşıyoruz Etiyen Bey'de. Şimdiki bir deneyelim.
bağlanacaktır birazdan. Evet, bir bağlantı sorunu yaşadığımızı düşünüyorum. Bu arada Profesör Doktor Vehbi Başar bir yorumda bulunmuş Tolga. Ona bir sen bir istersen bir katkıda bulun ekrandan. Şimdi Vehbi Başar tabii tam kendi tarzında ve usulunda bir yorum yapmış. Etiyan Bey sanırım bağlantınız kesildi. Hoş geldiniz tekrar. Evet. Bilmeksiz yokken Vehbi Başar'ın sizin yorumunuza bir katkısını aktarıyorduk. Sağ seçmen kudretle metres ilişkisi içinde olsa gerektir diyor. Kapatma veya metres hamisinin kendisinin nikahını almasını, ona 150 metrekare bir ev almasını, bir gün onu koluna takıp gezdirmesini umar diyor. Biraz ifade olarak ağır ama bir tespit olduğunu söyleyebiliriz. Yani aslında yani ben nasıl okuyayım diyordum, sen okudun daha. Yani işte rol çaldım, kusura bakma, ne yapayım yani. Yo, iyi ki çaldın canım, ben sevindim yani, onu söylüyorum. Etiyan Bey kusura bakmayın, yayından düşünce böyle bir ortalığı bir hafif bir toparlamaya çalıştık. Buyurun efendim. Yani aslında burada popülizmi söylüyor. Yani sağ seçmenin genelde bütün dünyada daha popülist olduğunu biliyoruz. Evet, öyle bir taraf var. Yani ille bu terimlerle olmayabilir. İlle ev, araba şudur budur olmayabilir. İlle ne bileyim ben bir kadın erkek ilişkisi içinde anlatılmayabilir. Ama popülizan bir talebi olduğunu ya da popülizme daha yatkın bir yaklaşımı olduğunu görüyoruz. Bütün dünyada böyle. Ve bu da evet ataerkillikle bağlantılı sonuç olarak. Yani bir güçlü biri varsa, bu güçlü birinin rant dağıtma yetenekleri varsa ve bu güçlü birinin rant dağıtmak için kendi dışında bir referansa ihtiyacı yoksa, tamamen kendisi, kendi iradesi içinde bunu yapabiliyorsa, bu yanaşmamız gereken, yani en hızlı yanaşmamız gereken adam tipolojilerinden biri haline geliyor. Eğer siz hakikaten menfaat peşindeyseniz. Değil mi? Burada mesela şu ayrımı da yapalım, parantez açalım. Mesela otoriter rejimler de var, otoriter insanlar da var. Otoriter liderler ya da otoriter patronların ataerkil liderler ve patronlardan bir farkı var. Onlar bir bilimsel gerçekliğin, bir kuralın var olduğunu söylüyorlar. Ama o kuralı en iyi kendilerinin bildiğini de ilave ediyorlar. Ama ataerkil için böyle bir şey yok. O zaten kendi yaşantısından, biricik yaşantısından bir tek kendisinin fark ettiği biricik hikmetler üretiyor. Ve bu hikmetlerin etrafında kuruyor dünyasını. Şimdi söyle Etiyan Bey, yani biraz daha hani böyle nasıl diyelim objektif olmak, böyle düşünmeye çalışıyorum objektif olarak. Sanki bir sert gerçeklikle sana yumruk atmak isteyenler var. Bir de sana hayal gördürerek yumruk atanlar var. Yani sağ siyaset evet bir takım böyle zaaflar, beklentiler üzerinden palavralar, işte vaatler sunuyor ama aynı zamanda bir de sert gerçeklikle sana yumruk atanlar da var. Yani bir hukuki metinle, çok acımasız bir mekanik sistemle, çok rasyonel bir akılla senin bütün zaaflarını bir mühendis gibi planlayıp ağına düşürüp tabiri caizse seni nakavat etmek isteyen de bir zihin var. Yani başlıkta söyleyeyim, ne farkı var ki yani? İkisinin arasında evet. Ne fark var ya? Hiçbir fark yok bana göre. Diğer yani hafta daha iyi. Yani hayal gördürüyor bana en azından. Aslında tabii bir fark var. Yaşarken çok büyük bir fark var. Yani şöyle, bir tanesi kural koyuyor ve o kurala uymayanın kafasını kesiyor. Otoriterlik böyle bir şey. Yani çok uca götürdüğümüz zaman. Tabii. Ataerkillikte kural yok. Bana bak diyor. Yarın sabah sen bana gel diyor. Yarın sen bana bir uğra diyor. Sen hele yap da bakarız diyor. Hallederiz. Birinde otoriter rejimde ne kadar az insan olsa o kadar iyi.
Çünkü insandan münafıklık çıkar yani. Ataerkil rejimde sanırım yine bir bağlantı sorunu yaşıyoruz Tolga. Evet. Evet. Ya şimdi daha ya mesela Amerikan toplumu, işte Amerikan hayali, Amerikan rüyası. Yani biz hatırlayacaksın Cüneyt Arkın'ın filmlerinin ne kadar saçma olduğunu ve bunlar için bunlara dair gülerken, kahkahalar atarken oradaki saçmalığın yani birkaç level üstünde Amerikan dizilerindeki şeyleri görüyoruz. Yani ve bunu biz çok iyi dizi diye de izliyoruz. Yani çok iyi teknik yapıldığı için, senaryo daha akıllıcı olduğu için ama hepsi palavra yani. Buyurun Etiyan Bey, ben fırsattan istiyordum. Yani tabii o zaman tabii şuna gelebiliriz biraz. Herkesin kabul edebileceği bir palavra düzeyi var diyebiliriz. Belki hani hepimize kendimize de yayarak ve bunun bir alanı var. Şimdi mesela bu dizilerden bahsettiğin zaman şöyle bir şey var. Ben de şimdi izliyoruz. En azından bir yönünün gerçekçi olmasını istiyoruz ama. Mesela insan ilişkileri çok gerçekçi oluyor. Arkadaki tarihsel arka plan belki palavradır. Veya tam tersi oluyor. Ama bir şekilde sana bir denge sunuyor. Ama hem insan ilişkileri palavra, hem arka planı palavra. Yani senaryosunun her tarafı palavra olduğu zaman bu çok özel bir müşteri davet ediyor demektir. Bu aslında o palavrayı böyle bir içki gibi içmek isteyen, yani böyle içine almak isteyen bir başka türlü seyirci davet ediyor demektir. Ve o zaman bu kimlik meselesi ortaya çıkıyor. Yani şimdi mesela bir İngiliz yapımı tarih dizisini seyredenler daha çok İngiliz olmuyorlar. Hatta belki daha az İngiliz hissediyorlar. Bu ne böyle ya diyorlar. Ne kadar berbat şeyler olmuş falan diyorlar yani. Ama bizde yapılan dizilerde dizinin amacı da o. Belki seyircinin de hissettiği duygu o. Daha fazla kendisini Türk kimliği içinde hissediyor seyirci. O zaman şunu soruyoruz. Buna ihtiyacı mı var acaba? Demek ki var. Demek ki bugün onu tatmin etmiyor. Onun için düne bakıyor. Onun için yarına bakıyor. Bugünden tatmin olmadığı ölçüde belki de dün ve yarınla ilgili palavraları açık hale geliyor. Ve özellikle siyasetçi ideolojik olarak dünle ilgili tasavvur olarak da yarınla ilgili palavra üretiyor bu yüzden. Sadece siyasetçi değil, milli eğitime de yansıyor. Milli eğitimin de kitaplarını alıp baktığımız zaman, yani orada tabii tarih kitabı var. Onda yani gerçek yaşanmış olan tarih olmadığını biz daha sonra hani üniversite ve daha sonrasındaki tarih okumalarından anlıyorsun. Ve şunu düşünüyorsun o zaman, Türkiye'de satılan kitapları da düşünelim. Çok doğru dürüst kitaplar da satılıyor. Yani Türkiye'de önemli sayıda insan gerçek tarihi biliyor ve tarihin nasıl yazılması gerektiğini de biliyor. Ama 80 yıldır, 100 yıldır sahte bir tarih yazılmaya devam ediliyor. Şimdi bu öyle bir tenakuz ki buna biz aslında büyük palavra diyebiliriz. Yani içinde olduğumuz, telaffuz edilmeye ihtiyaç olmayan, nefesini aldığımız bir büyük palavra. Şimdi bu büyük palavranın içinde zaten var isek, o zaman küçük palavralarla ilgilenmek, uğraşmak belki de o kadar çok da önemini yitiriyor. Yani Tayyip Erdoğan şunu demiş, palavramış. Kardeşim ne olacak, söyler tabii, sen de söyle falan diyor adam. Yani ya da diyor ki ben biliyorum ben onun palavra olduğunu ama onun önemi de yok ki diyor palavra olduğunun. Duygusu önemli diyor mesela. Bize diyor kendimizle ilgili gurur duyacağımız ya da bizim özgüvenimizi artıracak olan bir cümle söylemek istemiş diyor aslında. Yani satan ve satın alınan bir duygu varsa o duygunun kullandığı içeriğin
gerçek mi olup olmadığını çok sınamıyoruz. Ve niye böyle yaptığımızla ilgili soruya da belki biraz önce söylediğim gibi cevap aramak zorundayız. Yani aslında o kadar büyük bir palavranın içindeyiz ki farkındayız ve yüzleşmiyoruz ki küçük palavralarla uğraşmak çok da anlamlı gelmiyor. Zaman kaybı geliyor büyük bir ihtimalle. Ama yani küçük palavralarla Türkiye'yi değiştiremezsin. Peki bir şey söyleyeyim. Siyasetin, madem siyaset üzerinden konuşuyoruz palavrayı, yani siyasetin düzlemi zaten mecburen palavraya dayanmak zorunda değil mi? Siz büyük bir kitleye konuşuyorsunuz. Bunun bir ortalaması var yani. Ve dolayısıyla bir hikaye. Yani hani bunun dozajı bazen kaçabilir, şöyle olabilir ama yani biz böyle çok aşkın işte her söyleneni rasyonel açıdan değerlendirebilecek, analiz edebilecek, izleyeni takip edebilecek bir kitleden bahsetmiyoruz. Hani yazarlara, düşünürlere palavra sıkmak çok anlamlı değil bana göre yani. Ama kitle, bugün kitle üzerine yapılan bütün tartışmalarda biliyoruz ki kitle zaten çok ortalama şeyi istiyor, cümleler istiyor. Hatta biraz palavraya da kaçması çok doğal. Yani kitleye konuşuyorsunuz diye söylüyorum. Yani bu reyting dizilerin reytingleri de buna bağlı değil mi zaten mesela? Yani ama şurada yani şöyle bir ayrım yapmak lazım. Şimdi palavra dediğimiz zaman o anda, söylendiği anda ya da hemen sonrasında zaten gerçek olmayacağını anladığımız bir şeyden bahsediyoruz. Tabii. Siyasetçiler sırf bunlar böyle şeyler söylemek zorunda değiller. Siyasetçiler ben hesap kitap yaptım. Önümüzdeki 10 sene içinde mesela bugün bir siyasetçi çıksa dese ki 10 sene içinde Türkiye Avrupa Birliği'ne girebilir. Bunun şu anda altyapısı mevcut. Nasıl mevcut? Çünkü Rusya Ukrayna'ya girdi ve Türkiye'nin değeri arttı Batı'nın gözünde. Türkiye şu anda doğru bir rejime doğru kaydığı anda, doğru bir sisteme doğru kaydığı anda para da bulur, siyasi destek de bulur ve eğer kendi reformlarını ısrarla yapmamış olduğu uyum, biliyorsunuz 72 tanenin 6 tanesi kaldı ve Türkiye 20 senedir o 6 taneyi yapmıyor. Yani bunu da yapmaya ben kararlıyım ve o noktadan sonra bizim önümüz kaçınılmaz olarak açılacak ve 10 sene sonra Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Şimdi bu palavra değil. Bu öngörülebilir bir şey. Ama tabii siz bunu söyleyip hiç bunun gereğini yapmamaya başlarsanız ikinci gün o zaman insanlar diyecekler ki ya bu palavra, çünkü aksi halde şu anda yapması gereken bir şey vardı, hükümet onu yapmıyor. Yani öngörü bir şeyin nasıl tecelli edeceğine dair yakınsamak, bir hesap yapmak, bu hesabın maliyetini sunmak topluma. Ne yaparsak buraya erişebiliriz. Dolayısıyla benim siyasetim bu noktaya gitmek, benimle var mısın diye sormak topluma, böyle oy istemek. Bu doğru dürüst bir siyaset bence. Söylediğiniz şey bir noktadan sonra gerçekleşemez hale de gelebilir. Ama o noktada gene bu sıkıntıya girdi. Şu anda artık 10 senede değil de 15 senede olabilir diyebilirsiniz ve gene palavra olmaz. Ama baştan belli ise, hele olmuş bir şey için söylüyorsanız. Şimdi mesela benim kullandığım, yazıda kullandığım örneklerden biriydi. Tayyip Erdoğan depremde, bu son depremde yıkılan binaların %98'i 1999 öncesinde yapılmıştır dedi. Yani şimdi bunun böyle olmadığını biliyoruz. Yani çünkü her şehrin kendi hani listeleri var. İnsanlar bu rakamları vermiş durumdalar. Yüzlerce müteahhidi şu anda tutukladılar. O yüzlerce müteahhidin hiçbirisinin yaptığı ev 1999 öncesi değil. Hepsi daha sonra yapılmış evler. O zaman niye tutukluyorsunuz ki bu müteahhitleri yani? Demek ki yani söylenen şeyin herhangi bir zemini yok ve baştan belli. Ama gene öyle geçti. Yani birkaç kişi bir şey söyledi. Birkaç işte hani ne bileyim ben şehir planlamacısı yok, jeofizikçi, şudur budur.
bir latife olarak kaldı. Şimdi bunu sen ben söylersek latife olabilir çünkü bir sorumluluğunuz yok kimseye. Ama bir cumhurbaşkanının, tek yetkili cumhurbaşkanının bunu söylemesi latife olabilir mi? Neden olamaz? Çünkü buradan hareketli bir tedbir almak zorunda. Eğer hakikaten yıkılanların hepsi 1999 öncesi binalarsa, o zaman 1999 sonrası binalarla ilgili yönetmelik değişmemesi lazım. Ama biz şu anda depremcilerden öğrendiğimize göre o yönetmeliğe göre yapsanız bile yıkılacaktı bazı binalar. Yani demek ki başka şeyler de yapmak lazım. Yani o yüzden bir sorumluluğu var ve sorumluluk taşıyan insanın palavraya meyil etmesinin maliyeti çok çok yüksek. Ama işte buna rağmen... Yani, peki palavrada şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yani mutlaka bir ortak paydaşlık gerekir. Yani mesela ben mesela bu depremle ilgili olarak ya bir ortak paydaşlık olmasa insanlar bunu kabul etmezler diye düşünüyorum. Çünkü insanlar 10 metrekareyi 20 metrekarenin hesabını yapıyorlar mesela kentsel dönüşümlerde ve gerçek soruları sormak istemiyorlar. Buna da imkan sağlayan bir iktidar var. Evet bak 99 öncesindeki binalar çürüktü. Biz işte yeni sağlam binalar yapıyoruz. Ve dolayısıyla buna inanmak isteyen, işte ev sahibi olmak isteyen, bu anlamda bir ortak paydaşlık hisseden, çünkü palavrayı beraber üretmeniz lazım. Yani bir ortak paydaşlık olması lazım. Her açıdan, yani sadece eğlence değil, menfaat, şu bu, her açıdan. Bir katkı yani, da ben vereyim Etienne Bey, özür dilerim. Şimdi tabii izleyicilerimiz müthiş bir katkı veriyor programa. Özellikle Prometheus adlı izleyicimiz harikulade şeyler yazıyor. Hepsini ekrana veremiyorum bu arada. Bunu da hemen belirteyim. Çünkü çok şey olmasın diye. Kemal Kasma abimiz yine çok güzel şeyler yazdı. Vehbi Başar hocamız hakeza öyle. Birkaç soru var. Onlara da programın sonuna doğru bir vakit ayırmayı talep edelim şimdiden sizden Etienne Bey. Bu arada siz Erke dönergecinden de bahsettiniz yazılarınızda. Orada da bir kurumsal bir yapıdan aslında dolaylı yoldan bahsediyorsunuz. Bir ordunun üst düzey emekli olmuş generallerinin huzurunda bir sunum yapıldığını ve aslında fizik kanunlarına aykırı bir icadın ya da icat olarak lanse edilen bir şey sunulduğunu söylediniz. Ve bunun kamuoyunda işte çok fena halde bir yankı bulduğunu, fakat tabii ki bu bir palavraydı, yani arkası da gelmedi. Biraz önceki Tolga'nın sorusuna paralel olarak aslında bu palavra bir kurumsal bir arka plan, bir saygınlık itibarıyla sunulduğu zaman daha mı bir karşılık buluyor? Bir bu toplumun, toplumun bir şeye mi ihtiyacı var? Bir hikayeye, bir umuda inanması, bir şeye inanmaya mı ihtiyacı var ki biz kurumsal bir yapıdan böyle bir palavra sıkıldığı zaman ya niye olmasın cümlesini sarf ediyoruz ya da inanma ihtiyacı duyuyoruz. Ve de şöyle diyoruz, herhalde bir bildiği var. Yani bizim bilmediğimiz o kadar çok şey var ki bu ülkede. Bu daha önceden konuştuğumuz şeyler, yani bilginin tekelleşmiş olması, devletin elinde olması, kamusal alanın hiyerarşik olması ve dolayısıyla topluma ait olmaması kamusal alanın. Tamamen devletin kontrolünde bir kamusal alan, devletin kontrolünde bir bilgilenme. Şimdi böyle olduğu zaman, şimdi baştan itibaren ben vatandaş olarak benim bilgimin az olduğunun farkındayım. Devletin herhangi bir mevkiine oturmuş olan kişinin de benden çok bildiğinin farkındayım. Şimdi Tolga'nın dediğine dönersek, paydaşlık olayına, eğer o kişi beni temsil de ediyorsa kimlik olarak, kültür olarak, bakış olarak, o zaman benim ona inanma ihtiyacım da artıyor. İhtiyaç olmasa bile kendiliğinden inanıyorum ben ona. Bana yakın bir insan, benimle aynı kültürü solumuş olan, aynı yönden bakan bir insan ve benden çok daha bilgili bir insan. Ayrıca da şunu da ilave edelim. Bu palavra dediğimiz zaman yalan söylemekten farklı olarak
kötü niyetli insanlardan bahsetmiyoruz. Doğru. İnanarak söyleyen insanlardan bahsediyoruz. Belki de güçlerinin bir bölümü de buradan geliyor. Aynen, yani karşımızdaki insan bu bir yalancı mı acaba dedirtirse ona tabii ki uzak dururuz. Ama aynen, bir insan kendi palavrasına ne kadar çok güveniyorsa, ne kadar çok inanıyorsa, o zaman o insana inananlar da o palavraya inanmaya başlayacaklardır doğal olarak. Yani dolayısıyla kendi gerçekliğine gidiyoruz değil mi? O gerçeklik dünyasında yaşama evet, tabii. Ama Tolga'nın dediği çok doğru. Dolayısıyla ortak bir gerçeklik de üretmiş oluyoruz. Yani mesela diyelim ki Cumhurbaşkanı diyor ki 2050 yılında Türkiye en önemli 3 ülkeden biri olacak. Eğer biz buna şimdi biraz önce söylediğim şeylerden ötürü inanıyorsak, bu yakınlıktan vesaire, gidip başka yerde aynısını savunmaya başlıyoruz. Tabii. Yani Türkiye böyle olacak arkadaşım, bak işte Cumhurbaşkanımız da söyledi. Sen mi bileceksin, o mu bilecek diyeceğiz yani karşımızdaki insana. Tabii hainlik yapma diyeceğiz yani, sen düşmanı mısın? Hayır, bir de objektif tırnak içinde bilimsel bir şey de söylüyoruz. Kim biliyor arkadaş diyoruz. Tabii. Sen bilecek değilsin herhalde yani. Adam 40 yıldır yönetiyor, kaç yıldır yönetiyorsa. Tabii ki o bilecek. Tabii. Peki şunu da soruyoruz, ikinci olarak da şunu soruyoruz. Peki bile bile yalan söyler mi? Niye söylesin? Kendisi yönetiyor. Bile bile başarısız olmak ister mi? Niye olsun? Kendisi yönetiyor. Buradaki olay, o kişinin kendini kandırma ihtimaline biz ihtimal vermiyoruz. Ve bunun da nedeni, çünkü bir yakınsama hissediyoruz o kişiyle. Aramızda işte bir paydaşlık durumumuz var. Ve bu paydaşlık duygusu, tekrar şeye dönersek, sağ seçmende daha doğal, daha kültürel, daha kendiliğinden oluyor. Sol seçmende sınamaya tabi, daha katır kutur, daha kuralcı, daha bir şekilde tırnak içinde bilimsel, hani şey, süzgeçten geçmek zorunda. Kanıtın ne diyor mesela sol seçmen? Ya da sağ seçmende daha kader plancı bir düzlem var değil mi? Aynen, aynen, tabii. Maalesef yani. Evet, ama tabii şu da... Niye maalesef diyorsun Baha yani? Bu da güzel bir şey. Adam bunu tercih ediyor yani. Ya kader bu da değil. Bu da insani bir şey. Bu da insan maalesef diyorum canım sen de yani. Söylediğine bak. Bu da insani bir şey değil. Her yani, tabii bu, şunu da belki söylemekte daha erken bunun için, yani bu futbol maçlarında olan tepkinin tam olarak niye olduğu, nereden kaynaklandığı, bunlar kim bilmiyoruz ama şöyle bir faktör muhtemelen var. Yani deprem oldu ve depremle başa çıkmak gerçekten çok zor. Yani hiç ilginiz olmasa, hiçbir yakınınıza hiçbir şey olmamış olsa bile taşınması zor. Yani sinirlerinizin sağlam kalması pek muhtemel değil. Hele izliyorsanız, hele işte AFAD'ı şunu bunu dinliyorsanız falan filan. Ama depremin getirdiği psikolojik baskı, yapılması gerekenler, ruh hali o anda sizin tepki vermenizi engelliyor. Ve o anda bir şeyi palavra olduğunu görseniz, bir şeyin yanlış yapıldığını görseniz, bir şeyin üstünün örtüldüğünü görseniz bile enerjiniz oraya yönelik değil. Ama iki hafta, üç hafta geçiyor ve bir öfke duymaya başlıyorsunuz. Sanki bana öyle geliyor ki bu statlardaki tepki, Etiyen Bey, ya artık bu palavrayı yemiyoruz tepkisi mi acaba? İşte bence tam oraya doğru gitmese bile en azından bir karşılığı alınmamış bir öfkenin orada durduğunu gösteriyor. Yani sonuçta hükümet istifa diye bağırıyor insanlar. Yani burada bir temel başarısızlık var. Artık ben detaya girmeyeceğim diyor yani o seyirci. Şu veya bu. Ama yani bu artık yüzünüzün kalmamış olması gerekiyor demiş ya oluyor. Çünkü bir senede ben burayı yine ihya edeceğim cümlesi kuruldu. Yani bunları şüphesiz herkes görüyor ve duyuyor. Yani siz bu vaade rağmen...
Evet yani, ama istifa diyorsanız o zaman bu başka bir şey yani. Ya yok artık ben. Burada, evet burada iki düzey var. Şimdi birinci düzey daha duygusal bir düzey. Şunu diyor, ne dersen de, ne vaat edersen de et beni kesmiyor artık. Bana bir şey söylemiyor. Git diyor. Daha altta bir düzey, ben o olduğunu sanmıyorum. Bu daha böyle bir tür hani rafine bir düzey Türkiye için. O da her şunu diyecektir. Belki stadyumlarda değil ama aslında mesela üniversitelerde veya işte daha kamusal alanda söylenmesi gerekiyor. Ya eğer mesele bina yapmaksa herkes bina yapabilir bir senede. Bilmiyorum kaç tane bina yapmak bir şey değil. Ama sırf bina yaparak bir kent oluşturamazsın. Bir yaşam alanı oluşturamazsın. Bir kent kültürü oluşturamazsın. Evet, tabii. Aslında orayı çöplüğe, beton çöplüğüne dönüştürürsün. Mesele ev yapmak değil. Mesele inşaat yapmak değil. Mesele yol köprü yapmak da değil. Mesele insanı geliştirme meselesi Türkiye'de. Türkiye'deki esas büyük israf insanla ilgili. İşte bu söylem yani muhtemelen katılırsınız diye düşünüyorum. Can sıkıcı bir söylem. Yani adamın can sıkıcı bir söylem. Yani evet. Adamın binası başına göçmüş. Etyen Mahçupyan diyor ki ya bina yapmak nedir? Bina herkes yapar. Başka bir şeyden bahsediyor. Yani palavra diyor muhtemelen. Yani siz o palavracıların şeyine siz de girmiş oluyorsunuz. Sadece sorumluluğunuz yok. Ve çok can sıkıcı yani. O yüzden bu söylemlerin de bir karşılığı yok. Yani iyi bir palavra değil. Eğer palavraysa söylediğiniz yani. Çok doğru ama şimdi mesela alternatif yok mu? Var yani şu anda mesela Tayyip Erdoğan'ın çok büyük bir prestiji var. Hala Cumhurbaşkanı, hala yüzde bir 35 falan oyu var. Kendi partisinin Cumhur İttifakı olarak %40 oyu var. Ondan vazgeçmek istemeyen bir toplum var. Deseydi ki bizim işimiz şu anda yaşayabilir uzun vadeli kalıcı kentler yaratmak. Bu öyle şeye kolaycılığa getirilecek bir şey değil. Bunun için 3 seneye ihtiyacım var. Birinci sene şunlar yapılacak. İkinci sene bunlar yapacak deseydi toplum yok hayır bana bir senede şu bu binaları yap demeyecekti. Toplum daha da beğenecekti bence Tayyip Erdoğan. Ama Tayyip Erdoğan kendisi hakikaten en iyisinin bunu demek olduğunu sanıyor. O zaman tek bunu bizim biliyor. O yüzden bunu söylüyor. Bizim meselemiz bu. Yani ataerkil patronlar nasıl kendi yaptığının, kendi tercihlerinin şirket için en doğru olduğunu sanıyorsa ve yanlışı çıktığı zaman kabul edemiyorsa, ben böyle çok örnek gördüm. Yani adam kar edecek diye bekliyor, zarar ediyor. Kendi kararları yüzünden zarar ettiğini hiçbir şekilde kabul etmiyor. Bir hırsız var diyor şirkette, para çalıyor diyor. Başka türlü nasıl zarar edebiliriz diyor yani. Şimdi bu kadar kendisine inanmışsa bir insan, o zaman kendi yanlışıyla doğrusunu ayırt edemez. O zaman da kendi palavrasına bir şekilde medyun hale gelir. Hele popülist bir çevreye sahipse, oportunist bir çevreye sahipse. Çünkü o zaman onlar patrona veya işte devlet büyüğüne ya da cumhurbaşkanına şöyle diyeceklerdir. Beyefendi sizden daha iyi bilen kimse yok. Ne güzel söylediniz. Vallahi bir tek siz yaparsınız. Şimdi eğer böyle deniyorsa bu insana, bu insanın egosu daha da şişecek demektir. Kendi hikmetine daha da fazla inanacak demektir. Ve toplumun da onu anlamaması halinde, eleştirmesi halinde toplumun nankör bulacaktır. Hain bulacaktır. Ve nitekim öyle oluyor. Şu anda mesela Tayyip Erdoğan'ın kızdığı zaman, kullandığı kelimelere baktığımız zaman bence hani kitabi olarak yani bir zihniyet kitabında ataerkil bölümü okuyormuş gibi oluyoruz. Çünkü bütün insanları nankör olarak, kendi kıymetini bilmemekle suçluyor. Çünkü kendisi zaten en iyi yaptığından çok emin. Daha iyisinin olamayacağından çok emin. Yanlışlar varsa bile
kendisinden sonraki ara kademelerin beceriksizliği yüzünden ancak oluyordur o. Kendi temel kararlarının yanlışlığı hakkında hiçbir kuşku taşımıyor. Ve ilginç olan şey, dönersek şimdi böyle bir döngüsel bir olay, onun hiçbir kuşku taşımaması o kadar güçlü bir irade ki, onun seçmeni bu iradeyi gördüğü zaman o müthiş bir cazibeye kapılıyor. Bütün büyük liderlerin de, hani büyük dediğim zaman çok büyük işler başarmış değil, insanları sürüklemiş olan liderler. Bunların birçoğu çok kötü liderlerdir aslında ama insanları sürüklemeyi bilmişlerdir. Tarihte bir yığın örnek var. Hepsinde de anormal bir özgüven ve ego var. Hiç kafalarında soru işareti yok. Doğruyu biliyorlar, ne yapacaklarını biliyorlar ve toplumdan sadece beni takip et mesajını vererek onun gereğini istiyorlar. Bunun da bazı toplumlarda, özellikle ataerkil toplumlarda çok cazip bir tarafı var. Çünkü toplum bu konuları hiç düşünmemiş. Hep birinin peşinden gitmiş. Ve eğer dönersek inanç alanı güçlüyse, ille de işte yine tekrarlayalım, ille de dini inanç olmayabilir bu. Ama inanmaya yatkın bir toplumsa, rehber arayışı çok kuvvetli demektir o toplumda. İnanç mesela sosyalizmde de öyle çok güçlü bir inanç vardır. Orada da rehberler vardır. O rehberlerin peşinden gider bütün o güruhlar. O rehber en iyiyi bilir. Eğer işte sosyalizmden bahsediyorsak o Marksizmi en iyi hatmetmiş olandır. Eğer dindarlardan bahsediyorsak Hristiyansa eğer İncil'i en iyi hatmetmiş, işte Hristiyanlığın naslarını en iyi hatmetmiştir. Müslümanlıksa onu en iyi hatmetmiştir. Ama bir rehber vardır ve o rehberin peşinden gitme kolaycılığı, alışkanlığı, o rehberin peşinden giderek kendini kimlikleştirme ve kendine bir kariyer üretme imkanı vardır o toplumlarda. Dolayısıyla Türkiye toplumunun da buna benzer bir güçlü lider ortaya çıktığı zaman onun cerbezesine kapılmaması zor. Ama bu güçlü liderin ille hani bilimsellik dışı, ille tamamen palavralarla vesaire yaşaması da gerekmiyor. Çünkü hani çok daha farklı bir şekilde kendisini sunabilir ve ülkeye çok daha yararlı olabilir. Ya da olabilir idi. Baha, sorulara geçmeden önce son bir şey daha sorabilir miyim? Mümkün mü? Lütfen. Bunu yeni iddiaçılığa nasıl bağladınız Etiyan Bey? Çünkü şeyde makalede geçiyor. Kızıl Elma'yı gerçekçi hale dönüştürmekten bahsediyor. Evet. Şimdi tabii eski yani iddiaçılık yıkılmış, dağılmakta olan bir şey vardı, devlet vardı ve tabii toplum vardı. Bunu nasıl bir araya getirebilirim? Nasıl koruyabilirim? Gibi bir gayeyle bir Kızıl Elma ortaya koydu. Yani belki o dönem şartları itibariyle gaye makul olabilir ama yöntemler tabii ciddi anlamda eleştiriliyor. Ama hani şimdi böyle değil. Dolayısıyla yeni iddiaçılık gerçek bir hedefe gerçek olmayan şartları mı koyuyor? Yani güvenlik politikaları, tehdit filan. Bence gerçek olmayan evet bir durumu bir tür gerçeklikmiş gibi hikayeleştiriyor. Şimdi bunu tam olarak anlamak açısından Cumhuriyet'le mukayese etmekte yarar var. Yani Kemalizm'e baktığımız zaman Kemalizm sınırlar çizen ve bir anlamda haddini bilmeyi önemseyen bir ideolojik yaklaşım. Yani bu somut olarak sınırlara da yansıdı. Mesela Misak-ı Milli ile bir noktadan sonra Kemalist rejimi uğraşmadı. Yani Kerkük bizimdir, Musul bizimdir, tekrar ileride bizim olmalıdır. Hiçbir zaman söylemedi mesela. Ya da Orta Asya'da bir takım hayallerden bahsetmedi. Çünkü onun acısını çekmişlerdi. İddiaçılık onu yaptı. İddiaçılık Türkiye'yi sonuçta Birinci Dünya Savaşı'na soktu. Ama Kemalizm Türkiye'yi İkinci Dünya Savaşı'na sokmadı. Ve biz bugün Allah razı olsun diyoruz yani sokmadıkları için.
Yani dolayısıyla orada bir kendini bilme, haddini bilme, sınırlarını doğru çizme ve gerçekçi dünya tahlili üzerine bunları oturtma diye bir şey var. Yani Kemalizmin birçok şeyi eleştirilebilir. Hani laiklik politikaları falan, ama bu tarafına baktığımız zaman önemli bir bence ideolojik sıçrama yaptı yani. Olumlu yönde Türkiye'de. Şimdi bunu Etiyen Mahçupyan söylüyor. Bak dikkatini evet. çekerim. Ya bence tarihe Etiyen Mahçupyan'ın Kemalizmi övdüğü bir boyut atlattığına dair altını çizerek yapıyorum yani. Tabii, kayıt okuduğu düşüyorum. Yerde gene ben de katılıyorum. Kayıt düşüyorum. Evet. Yani her ideolojinin kendine göre artıları eksileri var ve gerçekçilik açısından baktığımız zaman dış dünyayla ilişki bağlamında bence Kemalizm'e söylenecek çok fazla bir şey yok yani, eleştirel onlara. Ama içeride zaten yıllarca söyledik ve nitekim eğer bugün Kemalizm iflas ettiyse, yani ideolojik olarak artık çok fazla bir gücü kalmadıysa, bu içeride yaptıkları yüzünden oldu. Yurt içindeki kimlikleşme meselesinde oldu. Şimdi iddiaçılık ise bunun tam tersine bir şey yapıyor. İddiaçılık yurt içinde bu kimlikleri harmanlıyor. Herkesin kendini içinde bulabileceği bir amalgam, bir bulamaç üretiyor. Ama bu bulamaç kimlikleşmeye müsait değil. Yani biraz laik, biraz İslamcıyım, biraz şuyum, biraz buyum. Buradan kimlik çıkmaz. Dolayısıyla bunu bir hayali projeksiyona oturtuyor. Yani Türk kimliği üzerinden bir muhayyel gelecek. İşte o zaman Misak-ı Milli yeniden ortaya çıkıyor. O zaman Suriye ile ilgili, Musul Kerkük ile ilgili hayallerimiz tekrar ortaya çıkıyor. Yeniden büyük bir Türkiye düşüncesi ortaya çıkıyor. Ve de bu şimdi diğerinden farkı şu. Burada o kadar muhayyel ki bu. Ancak sen dizginleri bu hayali Kur'an'a verirsen gerçekleşebilir. Şimdi sana 100 sene sonra Türkiye dünyanın en iyi işte 3. ülkesi olacak diyorsa biri, ondan sonra da gel sen yap diyorsa ben nasıl yaparım dersin yani. Çünkü bu senin hayalin değil. Bu başkasının hayali. Ama eğer üstelik bu bir devlet hayali ise, şimdi o zaman sorgulamak daha zorlaşıyor. Tabii. Şimdi devlet dediğimiz şey, çünkü bütün hani bilginin toplandığı, bütün toplumsal iradenin tecessüm ettiği yer. Şimdi o devletin içindeki bu güç, bu irade böyle bir misyon koyduğu zaman kendi önüne, yani tek tek vatandaşların çıkıp bunu, gel biz bunu bir sınayalım, bu ne kadar gerçekçi diye bakması çok zor. Bunu ancak bir siyasi parti yapabilir. Bu tür bir sinemayı. O da nasıl yapabilir? Alternatif bir tahayyül, alternatif bir gelecek koyarak yapabilir. Bu da bizim hep böyle çok zamandır sürekli konuştuğumuz temalardan biri. Yani muhalefetle ilgili konuştuğumuz temalardan biri. Yani o zaman şuna da geliyoruz. Palavraya karşı çıkmak, kendi başına çıkmak çok da anlamlı olmuyor. Palavraya alternatifle beraber karşı çıkmak gerekiyor. Yani palavra dediğiniz zaman insanların hayalini de elinden almayın. Bu hayal palavra ama ben sana gerçekçi bir hayal de sunuyorum deyin. O zaman palavrayı tamam bu palavra demeye daha yatkın olur insanlar. Çünkü öbür türlü bilmedikleri, anlamadıkları bir bilgi alanında ya bu palavra mıdır değil midir de kolay kolay bir sürü konuda sınayamıyorlar yani. Özellikle Türkiye gibi oportunizmin çok yüksek olduğu bir yerde insanların korku yüzünden ya da yağcılık yüzünden palavraya bile doğruymuş gibi davrandığı bir yer varsa, yani biz Türkiye'deki bütün bu doçent profesör tayfasını alalım. Bu insanlar palavra karşısında ne yaptı diye bakalım. En cahil vatandaş gibi davranıyorlar yani. Aynen. Vatandaş da bakıyor. Koca koca profesörler bile itiraz etmiyor diyor. Zahmet değil. Etiyen Bey, ismi önemli değil ama bu inşaat üzerine İTÜ
Türkiye'de en iyi yer. Orada bir arkadaşım var, profesör. Ya dedim, bu sağlam konut, iyi konut hani nasıl yapılır? Biz İTÜ'den bir hocayla konuşabilir miyiz? Tavsiye eder misin dedim. Kendisi inşaat mühendisi falan değil yani, başka bir alandan. Dedi ki, eğer izin verirlerse İTÜ'nün içine gir ve yapılan binalara bak. Ondan sonra şey yapalım. Yani ben dedi korkuyorum dedi. Ders veriyorum ama korkuyorum dedi. Çok kötü dedi. Yani çok berbat bir şey var orada. Yani bilim adamlarının da konuştukları palavra gibi geliyor topluma tabii. Yani. Hiçbir gerçekçilik yok şu an. Peki sorulara geçelim mi? Ne dersiniz yavaş yavaş? Evet. Etyen Bey'e çünkü bayağı bir soru var. Şimdi tabii ilk soru... Ali Fuat'a da bakalım mı daha? Evet, Ali Fuat'ın güzel bir soru sormuş. Alacağım ekrana da. Bu arada değerli izleyenler, programın sonuna hiç düşünce ufkunda bugüne kadar yapmadığımız bir sürpriz hazırladık. O sürprizi izlemenizi tavsiye ederim. Lütfen birazcık sabrınıza sığınarak bu sürprizimizi izlemenizi istiyorum daha doğrusu. Bugüne kadar düşünce ufkunda yapmadığımız bir şey. Oldukça ağır abi takıldık bugüne kadar. Bakalım bu sürprizimize ne diyeceksiniz? Şimdi Ali Fuat Özdemir, bizim tabirimize AFO, sosyal medyadaki tabiriyle çok güzel bir soru vermiş. Diyor ki, post-truth çağında sahte ile sahih nasıl ayrılacak? Apaçık yalanların devlet tarafından dolaşıma sokulduğu bu çağda gerçeğe ulaşmak mümkün mü? Mümkünse nasıl mümkün? Aslında bence bu sorunun cevabı bir program yani, Etyen Bey. Bilmiyorum, ne dersiniz? Nasıl bir karşılık verirsiniz? Evet, tabii burada şimdi daha sistematik ve kötü niyete dayanan bir sahte gerçeklik üretme meselesi var. Valla buna karşı olabilecek olan tek şey çoğulculuk, başka bir şey yok. Tabii burada daha geniş bir kamusal alan üretmek ve kamusal alanın kendiliğinden bir denetleyici olabilmesini sağlamak gerekiyor. Ama bu da bir kültür ve zihniyet meselesi. Yani bu her toplumda, yani bunu biz şu anda cevabı bulduk, hadi şurada uygulayalım diyerek herhangi bir toplumda da uygulama şansınız yok. Nasıl olabilir bu? Birkaç şekilde olabilir. Yani Türkiye gibi yeri düşünmeyeceğim. Avrupa'da çok daha kolay olacak yani bu. Çok açık. Hem sosyal medyayla olacak, hem de oradaki siyasi partiler ve siyasi parti dışı olan bir takım daha sosyal alanda etkili olan daha STK-vari güçler kendi dillerini siyasallaştırmaya daha yatkın hale gelecekler zaman içinde. Yani bir tür bu sınama, denetleme, karşılıklı konuşma vesaire olayını çıkaracaklar. Tabii burada şu tehlike ortadan kalkmıyor. O kamusal alanı görebiliyorsunuz. Hani bu son seçimlerde yapıldığı gibi, Amerika'da Brexit olayında İngiltere'de yapıldığı gibi her seçmen kategorisine kendi duymak istediğini, kendi görmek istediğini vermeye başlıyorsunuz. Ama tabii o bir ilk deneyimdi. Şimdi bunun olabilirliğini gördük. Şimdi o zaman buraya da sızmalar olacaktır. Yani insanlar sırf kendilerine benzeyenlere konuşmamayı da öğrenecekler. Kendilerine benzemeyenlere de bir şekilde konuşarak orada bir hani dürüstlük bağı, bir tür karşılıklı anlayış üretmeye çalışacaklar. Bu tabii pratikle olacak, zaman içinde olacak. Hani bunu yaşayıp göreceğiz. Türkiye'de böyle bir kamusal alan olmadığı ölçüde de ben bunun belirli dar alanlarda belki pilot benzeri uygulamalarla olabileceğini düşünüyorum. Mesela şöyle gidelim. Mesela Türkiye'de Anayasa Mahkemesi böyle bir fonksiyona sahiptir. Her zaman farkına varmayabiliriz ama birdenbire her şey çok böyle yeknesak vesaire giderken, her şey kötüye giderken Anayasa Mahkemesi çıkar ve bu yanlış oldu der ve birdenbire insanlar hani kendilerini iyi hissederler. Çünkü araya bir hani çomak sokmuştur olumlu anlamda. Şimdi bunu acaba üniversiteler yapabilir mi? YÖK ortadan kalktıktan sonra. Acaba bazı üniversitelerin bazı departmanları buna benzer
mesela denetleyici fonksiyona sahip olan birimler kurabilirler mi? Bazı sivil toplum örgütleri sırf bununla uğraşabilir mi? Vesaire. Ve tabii bunların üzerine gidilmezse, yani bu bir siyasi değişimi de ima ediyor. Ama niye olmasın? Hani öyle baktığımız zaman Türkiye şu açıdan avantajlara sahip. Yani coğrafi olarak çok uygun bir yerinde dünyanın ve küresel dünyaya entegre olmuş durumda. Küresel teknolojiye ise artık çıkışı olmayacak şekilde entegre olmuş durumda. O yüzden de her nesil çok daha fazla çoğulcu itkiye açık durumda. Önemli olan bunların konuşabiliyor olması ve bunların bir biçimde bir alana oturtulmasının sağlanması. Peki şimdi Kemal Kasma, yine o da fikir coğrafyasının yazar ve programcılarından, şöyle bir soru yöneltmiş size. Diyor ki, özel hayatında rasyonel olan sağcıların kamusalda hamasete güç vermesi geçmişi kutsayan kültürün sonucu mudur diyor. Baha, ben yanlış mı okuyorum? Özel hastane hedefleri olan sağcıların diye okuyorum. Yok, hayır, yanlış okuyorsun. Özel hayatında rasyonel olan sağcıların. Öyle okuyorum şu an. Ya biliyorsun, fikri neyse ya, zikri de olur. Yani ya. Etiyan Bey, görüyorsun, Robert de palavraya başladı. Evet. Yani. Senin işin zor bağ, biliyorum, anlıyorum yani. Abi, yani ben sen var ya. Ben sonucudur demek istemem. Yani öyle bir nedensellik kurmak bence doğru değil ama arka planında bunun olması bir kolaylaştırıcı çok muhtemelen. Çünkü şöyle düşünelim, acaba hamasetin de kendine göre bir rasyonalitesi yok mu? Yani şu açıdan, gündelik hayatında çok rasyonel olan bir sağcı, eğer hamasete prim veriyorsa, bu o gündelik hayatı aşan meselelerde de kendisine rasyonel anlamda bir çıkar, bir getiri sağladığı için olabilir mi acaba? Çünkü o hamaset sayesinde kendini onu temsil eden yeniden ve yeniden kazanıyor olabilir. Yani hamasete inanmasa bile hamasi ortamın devamını rasyonel bulabilir. Bunu tam olarak böyle ifade edemese bile. Bunu kendisine nasıl ikna ediyordur ya da nasıl bunu düşünmeden yapıyordur? İşte o zaman bu arka plandaki kültür meselesi işin içine giriyor. Yani kültürün bir neden olduğunu söylemek bence çok doğru değil ama kültürün bir zemin olduğunu söylemek, kültürün o kültür üzerinde daha kolay olduğunu, bu işlerin olduğunu söylemek bence daha doğru gibi geliyor bana. Şimdi tabii biraz önce izleyicilerimizin çok ciddi katkılar verdiğini söyledim. Hatta isim de söyledim, Prometheus demiştim. Onun doğrudan size bir sorusu var, onu ekrana vermek istiyorum. Diyor ki, bugünden 20 yıl sonra ile, yani 2043'te aynı depremin aynı bölgede yaşanması halinde farklı bir sonuç ortaya çıkmayacak ise bugünkü tartışmalarımızın faydası nedir? Yani nafile mi konuşuyoruz şimdi demeye getiriyor Prometheus. Tabii konuşmayalım yani, anlamıyorum yani. 2043'te olmayacak muhtemelen ama yani dediklerine göre daha uzun bir yıllar sürecekmiş o olmama hali. Şöyle tabii yani bazı şeyler illa faydası olsun diye konuşulmuyor. Ama faydası olabilir. Yani faydası olmayabilir diye konuşmadığınız zaman elinizde hiçbir şey kalmayacak demektir. Konuşuyorsam eğer nasıl faydası olur diye sormak gerekiyor. Yani ne yaparsam ben bu konuşmanın üzerine tabii bu konuşmayı bir faydaya çevirebilirim diye bakmak gerekiyor. Ve bu da gene maalesef daha önceki programda söylediğiniz gibi siyaseti gerektiren bir şey Türkiye'de. Başka ülkelerde de biraz böyle ama Türkiye'de çok büyük miktarda siyasete, bir siyasi sahiplenmeye muhtaç. O yüzden de eğer bütün bu konuşmalarımız aynı zamanda mesela şu andaki muhalefetin siyasi diline, jargonuna yansıyabilirse ve o muhalefet bunu bir dizi aksiyona çevirmek üzere, hayata geçirmek üzere bir tür hani
teorileştirebilirse, bunu buradan bir düzenek çıkartabilirse, bir tür adımlar silsilesi çıkartabilirse ve aynı zamanda da bu tartışmayı daha sistematik hale getirebilirse, kendisi için de öyle böyle yapabilirse, o zaman tabii ki buradan bir yarar çıkacaktır. Ama şunu da söyleyeyim, ihtimal nedir diye baktığımız zaman, gene de bunu defalarca konuştuk, olmama ihtimali daha çok daima Türkiye gibi ülkelerde. Olsun. Yani kendiliğinden konuştuk madem, olacak diye beklerseniz hayır olmayacak. Gene aynı noktaya tekrar döneceksiniz. Gene deprem karşısında o kadar aciz kalacaksınız. Ama doğru bir şey üretme ihtimali de sıfır değil, eğer peşinden gidilebilirse ve yapılabilirse. Bir başka enerji gerektiriyor. Çünkü şu da var, bizim şu andaki konuşmalarımız ne olursa olsun sıcağı sıcağına bir tür şikayet konuşması. İtiraf edelim. Yani ne kadar bilimsel vesaire konuşursak konuşalım, ne kadar çok televizyon programı yapılırsa yapılsın, yani bir noktadan sonra sıkılacaksın. İnsanlar sıkılacak bu programlardan. Bu noktanın devamının getirilmesi ve onların da topluma bir şekilde yansıtılması, toplumun oraya davet edilmesi gerekiyor. Daha sistematik bir çaba gerektiriyor. Şimdi tabii biraz süremizi de aşmış durumdayız. Vehbi Başar hocamız soru aslında bir değerlendirme, nasıl yorumluyorsunuz diye bir soru soruyor. Diyor ki, yargı alanındaki dava açma, icra takibi, başvuru, şikayet, itiraz gibi süreler 6 Şubat'tan 6 Nisan'a kadar durduran Cumhurbaşkanı kararnamesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence kritik bir soru. Ben çok kötü niyetle değerlendirmiyorum açıkçası böyle şeyleri. Çünkü yargı mekanizmasına biraz aşinaysanız, yani bir tanıdıklarınız falan çalışıyorsa, yani ne kadar hakikaten deprem geçirmiş gibi bir halde olduğunu biliyorsunuzdur. Başa çıkamaz yani. Şu andaki olayla, şu andaki açılacak davalar, şike vesaireyle, bununla şu andaki bizim yargının başa çıkma ihtimali yok. O yüzden bunun bir reel nedeni de olabilir. Ama tabii iktidarı rahatlatacak da olan bir adım. Doğal olarak. Sanki konuşmayı bir şekilde kamusal alanda daraltıp, azaltıp iktidarın sesinin daha yüksek sesle duyulmasını da sağlayacak olan bir şey. Yani şu anda böyle yüzlerce dava olsaydı, her birisi kamuoyuna yansısaydı veya de işte gazetelerde yer alsaydı vesaire, o zaman yönetilemeyen bir Türkiye görüntüsünün çıkma ihtimali daha çoktu. O yüzden de iktidara yaradığını tabii ki söyleyebiliriz. Ama altında yani bir gerçek neden de bence mevcut. Bu olayda. Başa çıkamaz yani bu işlerle. Evet. Şimdi tabii Hayri Bostan diye bir izleyicimiz, Kemalizmin bu ülkede yerleşmesi için kullanılan palavralardan da söz eder misiniz diye bir soru yöneltmiş, ama zaten evet, programın başından beri aslında bu palavra mekanizmasının ne iktidara ait olduğunu ne de muhalefete ait olduğunu, bütün siyaseti kapsadığını söylüyoruz. Biraz programın başındaki sürece bakılırsa Hayri Bey, aslında bu anlamda da sorunuzun cevabını verdiğimizi düşünüyorum. Ama şunu da herkes biliyor. Mesela Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, bunların çalışmalarına baktığınız zaman büyük ölçüde palavra olduğunu bu şu anda biliyoruz. Evet, yani tabii. Bir tarih üretme, bir dil üretme, güneş dil teorisi falan filan. Tabii. Yani yeni kurulan bir ülkede yeni bir kimlik yaratma, işte o kimliği tarihe bağlama, Osmanlı'yı bypass ederek bağlama falan filan, bütün bunlar zaten çok sık tartışılmış ve artık yani iyice yani ne olduğunu bildiğimiz şeyler. Evet. Peki sanırım toparlayalım diyorum. Programın sonuna geldik. Bir sürprizimiz var demiştim. Bu sürprizimizle oraya geçmeden cümlecik söyleyeyim. Özür dilerim Tolga, tabii ki. Pardon, affedersin. Şimdi yani konuğumuz ve paydaşımız Etiyen Bey'le yaptığımız için. Şimdi Etiyen Mahçupyan 1990'lı yıllarda işte Kemalizmin palavralarından bahsediyordu. O yüzden ben altını çiziyorum dedim.
Çünkü bu sefer farklı bir şey söyledi. Yani bu işi en rasyonel biçimde yazanlardan birisi. Ve en sert neredeyse. Şimdi bu tabii o zaman o dönemin İslamcıların çok hoşuna gidiyordu. Yani Etienne Marçupyan doğru söylüyor. Palavra söylemiyor. Doğruları söyleyen hakperest bir adam. Şimdi yeni iddiatçılık, devlet ve Etienne Marçupyan, o gün doğruları söyleyen Marçupyan gene aynı şeyleri söylüyor ama şimdi işte o taraf için bir düşman, palavracı, yalan söyleyen vesaire gibi algılanıyor. Yani ya palavracılığın herhalde kişilik tipolojisi de böyle bir şey. Yani duymak istediğinizi istenilenleri söyleyen adam doğru adam ama duymak istemediğinizi söylüyorsa şey oluyor, palavracı olabilir. Algıda Tolga şöyle bir şey var. Palavrayı siyasallaştırdığın zaman vazgeçmen evet. Çok zor. Çok zor. Aynen. Artık aynen. Bağlanıyorsun yani. Aynen. Evet. Peki. Teşekkürler Tolga bu katkın için. Etienne Bey siz son olarak bir şey eklemek ister misiniz? Yok gayet iyiydi. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni bir programda Düşünce Ufkunda pazar akşamı buluşmak ümidiyle. Evet, o kadar palavra dedik ki sanırım artık böyle bir partiyle kapatmaklar gördüm. İyi akşamlar. Ne oldu bana bu akşam? Ne garip. Seni sanki ilk defa görüyorum. Aynı sözler söylediğin hep boş sözler. Sana nasıl anlatsam bilmem. Kolay sözler. Okumaya doyamadığım bir aşk öyküsü gibisin. Bu her günkü sudan sözler, boş vaatler. Dünüm, bugünüm. Daha neler. Geleceğim, tek gerçeğimsin. Artık bitsin, sus hiç konuşma. Anlamam hiç kendini, yorma boşuna. Sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar gibi. Belki tatlı, tatlı bu yalanlar. Bir dakika seni anlamıyorum. Gül kokan rüzgarla nasıl geçermiş gelecek yıllar? Yere iner mi gökteki yıldızlar? Dinleyemem bunlar hep boş laflar. Aşk bitince sözler neye yarar? İnan bana ne olur. Palavra, palavra, palavra. Dinle beni. Palavra, palavra, palavra. Yalvardım. Palavra, palavra, palavra. Yemin ederim. Palavra, 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 palavra. Hepsi palavra, inanmam sana. İşte kaderim. Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibiyim. Ne romantik bu sözleri, çok dinledim. Duyguların en güzeli ümidim. Çok dinledim. Ne olur dinle beni. Hepinizde aynı taktik, aynı yalan. Yasak rüyalarımın kadını. Beğenmedim. Istırabım, ümitsizliğim. Başlayınca sen susmaz mısın? Gülüyorum haline, anlamaz mısın? Yıldızları yeryüzüne indiren şarkım. Belki tatlı, tatlı bu yalanlar. Sen olmasaydın kim bilir, belki ben de olmazdım. Gül kokan rüzgarla nasıl geçermiş gelecek yıllar? Yere iner mi gökteki yıldızlar? Dinleyemem bunlar hep boş laflar. Aşk bitince sözler neye yarar? Yüreğim söylüyor bu sözlere, inan. Palavra, palavra, palavra. Dinle beni. Palavra, palavra, palavra. Ne olur.